Merhaba. Benim ismim Vittorio Zagaya. Vito. Ya da El Turco. 1974 yılında İstanbul'da, Tophane'de, İtalyan yokuşundaki İtalyan hastanesinde doğdum. Babam İtalyan mobilya zanatkarı, annem Gökçe Adalı Rum, ev hanımı. Tophane, Cihangir, Taksim, İstiklal Caddesi, Tünel, Sıra Serviler, ve babamın atölyesinin olduğu Kasımpaşa'da çocukluğumu ve gençliğimi yaşadım. Çok güzel bir İstanbul yaşadım ben. Sokak çocuğuyum ben. Hala sokak çocuğuyum. Sokaklarda büyüdüm. Ama ne sokaklar? Etnik kimliklerin hiçbir zaman dile getirilmediği fakat çeşitliliğin saygı, sevgi, dayanışma, komşuluğun çok kudretli ve önemli olduğu insanların tökezlediğinde hemen birilerinin koşup yardım ettiği birbirine destek olduğu herkesin birbirine selam verdiği bir İstanbul yaşadım ben. İstanbul sokaklarını yaşadım ben. Dedim ya sokak çocuğuyum diye. Sokakta top oynardık biz. Arabalar geçerdi, dururduk. Onlar geçtikten sonra oynamaya devam ederdik plastik toplarla. Ha bir arabaların altına kaçtığı için toplar patlardı bir tane komşumuz çıkar, bize para verir, top almamıza ve oyunu devam etmemize yardımcı olurdu. Öyle sokaklar ki bakkal yazın bizi çok terli gördüğünde davet eder, bize bir şeyler ikram eder, bizimle maç muhabbeti yapardı. Eve doğru yürürken önünden geçtiğimiz manav gözümüzün iliştiğini gördüğünde mutlaka çıkarır bize bir meyve ikram ederdi. Tabii 70'ler ve 80'ler zor yıllardı. Yaşım itibariyle o zorluklarını okumaktan öte bildiğimi söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bugün göz göze gelmeye imtina ettiğimiz, görünce yolumuzu değiştirdiğimiz, uzak durmaya çalıştığımız polisler, benim için polis amcalar, sokağa çıkma zamanında babam eczane ararken ben hastayım diye ne, durdurulup neden sokakta olduğu sorulup benim hasta olduğumu söylediğinde o polis amcalar görev yerlerini bırakırlar ve benimle beraber hastaneye gelirlerdi. Yollar boş, sokağa çıkma yasağı, kimse yok sokakta. Ama ışıkları yakarlardı. Ben korkmayayım, rahatsız olmayayım diye. Sonuçta polis arabasındayım. Ve merak etme bak seni doktor amcalara götürüyoruz derlerdi. Güzel yıllardı 80'ler. Tophane'de okudum. Çünkü benim okulum oradaydı. İtalyan Lisesi'nde okudum ben. Dönemin en şaşalı, en keyifli, İstanbul'un güzel ve güzide ailelerinin çocuklarını gönderdikleri okulda. İtalyan vatandaş olduğum için ama özel bir imtiyazım vardı, kitap parasını okuyabildim. Ailemin durumu başka türlü beni okula zaten göndermeye imkan vermezdi. İyi de bir öğrenciydim. En azından orta üçe kadar teşekkür getirmişliğim de var. Fakat İtalyan Lisesi'ndeyim, tamam İtalyan'ım, İtalyan pasaportum var, İsmim Vittorio. Ama İtalyan hocalar benden yurt dışından buraya görevle gelen ailelerin çocukları gibi İtalyanca performansı bekliyorlar, veremiyorum. E, evde Yunanca konuşuyorum, İtalyanca konuşuyorum, sokakta Türkçe konuşuyorum. E, Türkçe derslerde de çok başarılı değilim, değil. olmamaya başladım en azından sınıflar zorlaşmaya başladıkça. Ve bu beni biraz hırpalamaya başladı imtiyazlı olarak kabul göreceğim bir okulda okulun içindeki sistem beni biraz zorlamaya başladı. Yaşım büyüdükçe liseye geçtiğimde bu sefer zorluklar başka türlü olmaya başladı. Çünkü gencim, ilgi noktalarım değişiyor, meraklarım değişiyor, odaklandığım gerçekler değişiyor. Çünkü okuldan sonra kafeteryaya gitmeler başlıyor. Hafta sonu buluşmalar başlıyor. Evde doğum günü partileri olmaya başlıyor. Benim bir haftalık harçlığım, çoğu arkadaşımın günlük harçlığı. Katılamıyorum onlara. Arkadaşlarımın doğum günü partilerine gidiyorum ama kendi iki göz odalı ve sobalı mütevazi evimize davet etmeye imtina ediyorum. Utanıyorum hatta. Babamın alın teriyle geçindirdiği ve bugün Annem o sobada ne güzel kestaneler, ne güzel kekler, börekler yapardı diye şimdi anlattığım noktayı o zamanlar üzerinde bir baskı, bir demotivasyon, bir üzüntü olarak görüyorum. Yaşım 15. Bir çözüm bulmam lazım dedim. Bu böyle olmaz. Buna benim bir çözüm yaratmam lazım. Çünkü arkadaşlarımla beraber olmak istiyorum, zaman geçirmek istiyorum. Arkadaşlarımın sahip olduklarına sahip olmak istiyorum. Bir 501 dönemi vardı hatırlar mısınız bilmiyorum almak istiyorum, giymek istiyorum. 89'du, hiç unutmuyorum. Okul kapanmış. Evdeyim ve okula giderken ve dönerken hep gözümün takıldığı bir bina vardı. Evimizin tam çaprazında. Çok kaşmetli, güzel bir bina. Merdivenler mermer, kapı demir. Üzerinde de kocaman Shark Express vapur acentesi yazıyor altın harflerle. Önünde güzel arabalar var, şık giyimli insanlar giriyor çıkıyor. Anneme dedim ki anne ben gideceğim burada iş var mı diye soracağım. Tebessüm etti tabii ki annem. Sen bilirsin oğlum dedi. Ertesi gün gittim. O merdivenleri çıktım. Zile bastım. O demir kapı açıldı bana. Hoş. Açılmasa da ben açmak için elinden geleni yapardım ama şanslıyım işte. Açıldı kapı. Girdim içeri. Sağ tarafta sekreterya vardı. Merhaba iyi günler ben burada çalışmak istiyorum dedim. Tabii santral görevlisi şaşkınlığını toparlamaya çalışırken arkadan bir ses denk geldi. Patron geçiyormuş şu anda oradan. Hayırdır genç ne yapabiliriz senin için dedi. Döndüm ve o kısa zaman içerisinde, o bir iki dakika içerisinde derdimi anlatmam gerektiğini biliyordum. Ve dedim ki benim çalışmaya ihtiyacım var. Çalışmaya mı ihtiyacım var? Evet benim çalışmaya ihtiyacım var. Neden? Kimsin? Nesin sen oğlum? Dedim ben karşıda oturuyorum, işte İtalyan Lisesi'nde okuyorum. Ailemin durumu ortada, aileme yük olmak istemiyorum. Ve ben bazı hayallerimi gerçekleştirmek ve bunlardan geri kalmak istemiyorum. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Yaşım 15. Artık o merdivenleri çıkma isteğimi, o kapıyı çalma arzusu mu, içeriye girerkenki adımlarımın cesareti mi ya da o kapı yarım da açılsa benim ayağımı koymaya hazır olma şevkimin patronum tarafından görülmüş olması mı bilmiyorum ama gel bakalım genç sana bir şeyler buluruz dedi gel yarın. Ben bir koşu eve gittim Anneme dedim ki, anne ben yarın işe başlıyorum. Ben iş buldum kendime. Sabah zor ettim. Hazırlandım, giyindim ve koşarak ofise gittim. Kapıdan içeri girdim ve aynı süratle geri döndüm. Çünkü kimse bana şortla gidebileceğimi söylememişti. Ama ben şortla gitmiştim. Ve o yaz ben ofis içinde katlar arası evrak getir götür, bu zamanın meyli olan telexlerin işte pembe kopyası, yeşil kopyası, mavi kopyasını ayır, faksları çek, faksları götür derken, Çalışmaya başladım ve çok büyük keyif aldım. Okulun açılmasına yakın bir dönemde de patronuma gittim dedim ki ben okulu bırakmak istiyorum. Oğlum, okulu bırakma niye bırakıyorsun okulu? Senin okulun nerede? Tophane'de. E bizim iş yeri de Cihangir'de. Kışın part time çalış, yazında full time devam edersin dedi. Ve kışın part time çalışmaya başladım. İhtinayla ile okulu kırdım. Hatta derslerimin iyi olduğu bir dönemde devamsızlıktan kaldım. Ama bir kere işi kırdığımı hatırlamıyorum. Ertesi yaz patron dedi ki senin kumaşında iş var. Seni bu işin mutfağına da gönderelim dedi ve beni Haydarpaşa Limanı'na gönderdi. Kadıköy, Beşiktaş, Kadıköy, Karaköy vapuruna çoğunuz binmişsinizdir muhtemelen. O uzaktan gördüğünüz Lego gibi rengarenk konteynerlar. işte onlar o uzaktan öyle ama yakından öyle değiller. Ve ben 15 yaşında, elimde şu boy bir telsiz, evraklar, o devasa konteynerların veya yanımdan geçen boyum kadar tekerlekleri olan iş makinelerinin arasında iş öğrenmeye başladım. Ama Haydarpaşa da bambaşka bir gerçekti. Çünkü her renk, her çeşit insan vardı. Çok şey öğrendim oradan da. Ve bu yaz, kış, yazın full time, kışın part time çalışma devam etti. 97 yılında iki tane can arkadaşımla bugün Türkiye'nin en büyük ilk 500 hizmet ihracatçısı şirketi konumunda olan Galata Taşımacılığı kurarak devam etti. Bu serüven hala devam ediyor. Ben 30 yıldır uluslararası taşımacılık ve lojistik yapıyorum. Tabii Shark Express bana büyük bir imkan tanıdı. Vicdanlı olmayı, etik olmayı, dürüst olmayı, söz vermek kadar sözü tutmanın ne kadar önemli olduğunu, ekip ruhunu ve çeşitlilik içerisindeki başarının ne kadar mümkün olduğunu bana gösterdi. Ama diğer taraftan içinde bulunduğum sektör bana Türkiye'yi daha güzel gösterdi. Uluslararası taşımacılık yaptığınız zaman her sektörden insanla bir araya geliyorsunuz. Farklı endüstriler tanıyorsunuz ve Türkiye'nin dinamiklerini de daha iyi anlıyorsunuz. Türkiye'nin gücünü de daha iyi anlıyorsunuz. Bu benim okuldaki yaşamış olduğum tökezleme Yerine göre benim bir tabirim vardır, o dizlerimin üzerine düşme ve moralsizliği. Ben zaman içerisinde çok yaşadım. Hala da yaşıyorum çünkü çok hata yaptım. İşimde hata yaptım, özel ilişkilerimde hata yaptım, dostluklarımda hata yaptım. Ama o düşmeyi ben olağan bir durum olarak kabul edip kalkmayı eylem olarak benimsedim. Ve sadece öğrendiğim şey düştükçe daha hızlı kalkmak oldu. Türkiye'ye baktığınızda birçok problemle karşılaşıyoruz. Ben hala iki tane şirketim olup 200'ün üzerinde çalışanım olmasına rağmen bürokrasiyle uğraşıyorum. Çalışma izni, oturma izni birçok problemle uğraşıyorum. Şimdi içinizde muhtemelen bu son dönemde ülkemizde cereyan eden sıkıntılardan dolayı gitmeyi düşünen, gitmeyi planlayan insanlar vardır. Yüzde elliniz ne yapacağını biliyordur. Yüzde elliniz ise sadece gitmek istiyordur ama nereye gideceğini bilmiyordur. Neden? Çünkü bana diyorlar ki sen altı tane dil biliyorsun, İtalyan pasaportun var, şu var bu, niye gitmiyorsun? Nereye gideyim? Ve neden gideyim? Gittiğim yer daha mı kolay? Ben şimdi İtalya'ya gitsem, herkes kolu açık benim bekliyordu. Nerede kaldın 45 yıldır seni bekliyoruz gelmedin diye. Ya da başka bir yere gittiğimde. Ben burada değerliyim. Ben bana burada verilen imkanları, etik değerler, samimiyet ve dürüstlükle yönetip karşınıza çıkıp bugün bunları anlatıyorum. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke. Yüce bir adam çıktı bu ülkede ve bu ülkeyi terk etmek yerine cesaretle savaşmayı ve ülkeyi kurtarmayı tercih etmişken benim gitmeyi düşünmek gibi bir imkanımın söz konusu olacağını inanın zannetmiyorum. <laughs> Ben Türkiye'yi çok geziyorum. Türkiye'yi gezmeyi çok seviyorum. İşimden dolayı yurt dışını çok geziyorum ama kendi hevesimi ve tatil ihtiyaçlarımı Türkiye'de yapmaya çalışıyorum. Bundan birkaç sene önce kız arkadaşım Zeynep'le beraber Güney Anadolu'yu motosiklet üzerinde gezdik. O toprağın enerjisi, oradaki yemekler, oradaki samimiyet bir tarafa, oradaki yerel insanla oturup konuşsanız, dünyaya bakış açısı ve değerlerini dinleseniz, şaşırırsınız. Netekim birkaç hafta önce oğlumu da alarak Kars'a gittik. Çok güzel bir Kars turu yaptık. Ve tabii ben sosyal medyada etkilendiğim her yeri paylaştığım için de birçok arkadaşım çok güzel bir şekilde yorumlar yazdılar altına. Kimileri de bu aralar da Kars'a gitmeyeni dövüyorlar dediler. Şimdi tophanelik öyle bir şey ki durduramıyorsunuz benim içimdeki Tophane Lidi uyandırınca ister istemez şu cevabı veresim geldi ve verdim de. Eğer bütün Avrupa'yı geziyorsan, yazın başında biletleri Bodrum ve Çeşme için istifleyip, güzel bir şekilde sürekli Çeşme'ye gidip gelip, Bodrum'a gidip gelip dayak yemediysen hala, e bir kere Kars'a gittiğin için de dayak yemezsin diye düşünüyorum açıkçası. İl Turko dedim size az önce, çünkü benim takma ismim bu. Bu da gene benim Topan Elim'in başına açtığı bir belaydı aslında. İçinde bulunduğum birçok ticari derneğin yurt dışındaki faaliyetlerine katıldığımda ve genelde de Türkiye lehine lobby yapmak gayretinde olduğum bir ortamda bulunduğumuz masadaki farklı bir milliyetten bir arkadaşın Türkiye ile ileri geri artık haddini aşan bir yorumunun üzerine e elimdeki dosyayı kapatıp ağzına geçirmek üzereyken tabii toplantı dağıldı. E şimdi herkes merak ediyor tabii ya. Ne oldu işte? İşte tartışma çıktı, kavga çıktı şöyle. Kim yaptı? Vittorio. E şimdi Vittorio deyince aklınıza tamam İtalyan geliyor, Portekizli geliyor, İspanyol geliyor, Meksikalı geliyor ama bir Türk Vittorio gelmiyor. Ya bizim il Turco dediler. İşte o gün bugündür ben il Turko olarak devam ediyorum hayatıma. Dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla Gitmek işin en kolay kısmı. Kalmaktır cesaret isteyen şey. Dolayısıyla belki 80'lere dönmek lazım ve o günkü beraberliğimizi ve o günkü dayanışmayı hatırlamamız lazım. Belki de birbirimize önce selam vermeye başlamamız lazım. En kritik nokta bu. Belki selam vermeye başlamamız lazım. Yaşadığımız ülkeyi iyi öğrenmemiz lazım. Bu ülkede neler yapabileceğimizi, bu ülkenin nelere kadir olduğunu öğrenmemiz lazım ve bunun içinde cesaretle kalıp savaşmamız lazım. Değişmeyecek tek şey değişimse, biz bu değişikliği yapabilecek insanlar olarak, bu ülkenin zenginliği olan insanlar olarak ve taş yerinde ağırdır ya, biz kendi ülkemizde ağırız. Biz bu ülkede ağırız. Bizim bu ülke için çalışmamız lazım. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi arkadaşlar. Aynı ve birebir onu yaptığı gibi. <laughs> dolayısıyla dolayısıyla herkes birbirine baksın. Herkes birbirine selam vermeye başlasın. Herkes ülkesini daha iyi tanımak için elinden gelen bütün gayreti sarf etsin. Çünkü biz bu ülkenin varlığını ilelebet yaşatmak zorunda olan insanlarız. Selam olsun herkese. Selam vermekle başlayın hayata herkese. Selamlar. <laughs> Teşekkür ederim.